Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hani'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının AYT Edebiyat Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere edebi akımlarla ilgili 7. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda aşağıdakilerden hangisi naturalizmin özelliklerinden biri değildir demiş. Gözlemin yanında deney yöntemine de başvurulmuştur. Deney, gözlem, laboratuvar, determinizm anlayışı, soya çekim, naturalizmin genel özelliklerinden birkaç tanesidir. O yüzden bu ifade doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Olay ve kişiler bilim adamı gözüyle ele alınmıştır. Deney varsa, laboratuvar ortamı varsa olaylar bilim adamı gözüyle ele alınmıştır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Kişiler ait olduğu tabakanın bulunduğu çevrenin diliyle konuşturulmuştur. Naturalizmin özelliklerinden bir tanesidir bu. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Determinizm anlayışı edebiyata uygulanmıştır. Determinizm neydi? Doğa aynı şartlar altında aynı sonucu doğurur. Bu da edebiyata uygulanmış. Deneysel roman ortaya çıkmış. O yüzden bu ifade doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Yazarın amacı toplumdaki aksaklıkları düzeltmektir demiş. Arkadaşlar, naturalistler toplumdaki aksaklıkları düzeltmez. Onları sadece ne yapar? Deney ve gözlem yoluyla ortaya çıkarır. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci soru, Émile Zola, romancı tarafından yapılan deneyin doğrudan doğruya bir tutanağıdır der. Émile Zola'nın bu görüşü aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin özelliğini yansıtır? Bakın yine deneyden bahsetmiş arkadaşlar. Deneysel romanı edebiyatımıza getiren kişi kimdir? Émile Zola'dır. Émile Zola bildiğiniz gibi naturalizm akımının en önemli ismidir. Önde gelen isimlerinden biridir. Bu ifadede de naturalizm akımına ait özellikler ortaya konmuş. Çünkü deneyden bahsediliyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi klasizm ile romantizm akımının ortak özelliğidir? Sanatçının yapıtlarda kişiliğini gizlemesi. Arkadaşlar, sanatçılar hangi akımda kişiliklerini gizlerler? Tabii ki klasizm akımında kişiliklerini gizlediklerini görüyoruz. Romantizmde böyle bir durum söz konusu değil. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Sanat için sanat düşüncesinin benimsenmesi yine klasizmde görülen bir özelliktir. Romantizmde sanat toplum içindir anlayışı vardır. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Konuya değil, konunun işlenişine önem verilmesi. Arkadaşlar bu da yine klasizmde görülen bir özelliktir. Romantizmde böyle bir şey söz konusu değil. Bunu da elemiş oluruz. Doğa betimlemelerine sıkça yer verilmesi, bu da daha çok romantizmde görülür. Klasizmde fazla rastlamayız. O yüzden E seçeneğini denemiş olduk. C seçeneğine baktığımızda ise şiir, tiyatro gibi türlerde etkili olması. Evet arkadaşlar, hem klasizm hem de romantizm hem şiirde hem de tiyatroda etkili olmuş akımlardır. Bu her iki akımın da ortak özelliğidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Aşağıda verilen sanatçı eser akım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A seçeneği dursun. Molière, Kibarlık Budalası adlı eseri kaleme almış ve klasizmden etkilenmiştir. Bu doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Émile Zola, Journal adlı eseriyle naturalizmden etkilendiğini gösterir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Balzac, Vadideki Zambak adlı eseri kaleme almıştır ve realizm akımından etkilenmiştir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Goethe, Faust adlı eseri kaleme almış ve romantizmden etkilenmiştir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Fakat Lamartine'in Atala adlı bir eseri yok arkadaşlar. Lamartine'in eseri nedir? Grisella diye bir eseri var ve sembolizmden değil, romantizm akımından etkilenmiş bir sanatçıdır. Atala'yı yazan ise Chateaubriand'dır. O da bildiğiniz gibi romantizmin önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. O yüzden bu ifadeler yanlıştı. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur? Jean-Paul Sartre akımını şu sözlerle açıklar. İnsan bütün bir dünyadır. Her yerde vardır. Her yerde hareket halindedir. Her şeyden sorumludur. Ne yaparsam yapayım, onu yapan benim. Şimdiki durumumuz
bütünüyle düşüncelerimizin sonucudur der. Arkadaşlar, Jean-Paul Sartre bildiğiniz gibi varoluşçuluk akımından etkilenmiş bir sanatçıdır. Yani ben kimim sorusuna cevap arayan, insanın kendini bulma ve kendini benliğini çözümleme arzusundan doğmuş bu akımın en büyük temsilcilerinden biridir. Descartes'in düşünüyorum öyleyse varım düşüncesinden yola çıkarak oluşturulmuş bir akımdır ki onu yapan benim diyerek her şeyden kendini sorumlu tutarak her yerde kendisinin varlığını kabul ederek arkadaşlar bu akımdan bahsetmektedir. Yani varoluşçuluk akımından. Peki varoluşçuluk akımının diğer adı nedir? Sizin de bildiğiniz gibi egzistansiyalizmdir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Parnasizm akımının temsilcilerinden biri değildir? Teofilo Guter bu akımın önemli bir temsilcisidir. En önde gelen ismidir. Bunu elemiş oluruz. Francis Coupe yine Parnasizm akımından etkilenmiş bir sanatçıdır. Bunu da elemiş oluruz. Heradi Parnasizmin temsilcilerinden biridir. Bunu da elemiş oluruz. Proudhon da Parnasizmden etkilenmiştir. Bunu da elemiş oluruz. Fakat Arthur Rimbaud arkadaşlar bildiğiniz gibi sembolizmin en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. Parnasizmden etkilenmemiştir. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Aşağıdakilerin hangisinde realizm akımı ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Gustave Flaubert'in Madame Bovary romanının yayınlanmasıyla kesin şeklini almış ve yaygınlaşmıştır. Gustave Flaubert'in yazdığı Madame Bovary adlı romanla realizm, romantizme karşı üstünlüğünü ele geçirmiştir. O yüzden bu ifade doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Balzac ve Stendhal realizm akımının hazırlayıcıları olarak kabul edilir. Zaten bu akımında iki önemli ismi olarak bilinir. Bu ifade de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Tolstoy, Dostoyevski, Antony Chekhov akımın Rus edebiyatındaki temsilcileridir. Evet arkadaşlar, Tolstoy, Dostoyevski, Antony Chekhov Rus'tur ve realizm akımından etkilenmişlerdir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Mark Twain Amerikan edebiyatında, Charles Dickens ise İngiliz edebiyatındaki temsilcileridir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Fakat D seçeneğine baktığımızda akımın en önemli temsilcisi ve kuramcısı Fransız sanatçı Emile Zola'dır demiş. Arkadaşlar Emile Zola bu akımın değil bildiğiniz gibi naturalizm akımının kuramcısı ve en önemli ismidir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Peki bu akımın en önemli ismi ve kuramcısı kimdir? Tabii ki A seçeneğinde belirttiğimiz gibi Gustave Flaubert'tir. O yüzden D seçeneği yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi ötekilerden farklı bir edebi akımın temsilcisidir? Gogol, realizm akımından etkilenmiş bir sanatçıdır. Turgenev, bu da realizm akımından etkilenmiştir. Tolstoy, bu da realizm akımından etkilenmiştir. Chekhov, bu da realizm akımından etkilenmiştir. Fakat Pushkin arkadaşlar, bildiğiniz gibi romantizm akımından etkilenmiş bir sanatçıdır. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. 9. soru. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi varoluşçuluk akımının temsilcilerinden biri değildir? Varoluşçuluğun diğer adı neydi arkadaşlar? Egzistansiyalizm. Bunlar Descartes'in düşünüyorum öyleyse varım felsefesinden ortaya çıkmış, ben kimim sorusuna cevaplar alamış ve var olmayı her şeyin önünde görmüşlerdir. Jean-Paul Sartre bu akımın en önemli temsilcisidir, kuramcısıdır. O yüzden bunu elemiş oluruz. Simone de Beauvoir, bu da arkadaşlar egzistansiyalizm akımından etkilenmiştir. Bunu da elemiş olduk. Yine Albert Camus da varoluşçudur. Bunu da elemiş oluruz. André Gide, bu da varoluşçudur. Bunu da elemiş oluruz. Fakat Alfonso Daudet Fransız bir sanatçıdır. Değirmenimden Mektuplar adlı öyküsüyle meşhur olmuş bu sanatçı daha çok naturalizm akımından etkilenmiştir. Varoluşçu değildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu partide boş bırakılan yere aşağıdaki akımlardan hangisi getirilmelidir? Alman filozofu Schopenhauer'un kötümser düşüncelerden de etkilenmiştir.
Acı bütün bir hayatın temelidir diyen filozof Kant gibi bilginin öznelliğine ve sezginin bu konudaki önemine inanır. Ayrıca bu akımın ortaya çıkmasında Schopenhauer'un dünya tasavvurdan ibarettir görüşü de etkili olmuştur. Arkadaşlar burada sezgi kelimesi ön plana çıkıyor. Sezgi yani hissedilmek için genellikle şiirlerini bu sanatçıların yazdıklarını görüyoruz. Eserlerini hissedilmek için kaleme almışlardır. Bu sanatçılara baktığımızda bu sanatçılar sararmış yaprakları, durgun göl sularına vuran akşamın kızıllığını, alacakaranlık havaları, ay ışığını, kimsesizliği ve ölümü ne yapmışlardır şiirlerinde sıkça kullanmışlardır. Yine bunların eserlerinde musikinin ön plana çıktığını görüyoruz. Hatta müziği şiirin amacı haline de getirmişlerdir bu sanatçılar. Yine bunların eserlerinde anlam kapalılığı ön plandadır. Tahmin ettiğiniz gibi Ahmet Haşim'in de en önemli temsilcilerinden biri olduğu sembolizmden bahsediyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 11. soru. Parnasizm akımı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A seçeneği dursun. Yunan kültür ve mitolojisine yeniden dönülmüştür. Doğrudur arkadaşlar. Yunan kültürüne ve mitolojisine yeniden bir dönme vardır. O yüzden B seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Sanatçılar tarihe yönelmiş, tarihin her dönemindeki kişi ve olayları şiirlerinde işlemiştir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Şairler kendi duyguları yerine dış dünya ile ilgili gözlemlerini, değişik doğa görünümlerini nesnel biçimde anlatmışlardır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. 19. yüzyılın sonlarında romantizme tepki olarak doğmuştur. Evet, romantik şiire tepki olarak ortaya çıkmışlardı. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. A seçeneğinde ise şiir için biçim güzelliği yeterli sayılmamış, toplumsal konulara ilgi gösterilmiştir. Arkadaşlar bir kere toplumsal konulara ilgi gösterilmiyor çünkü Parnasistler de sanat için sanat anlayışını benimsemiş insanlardır. Yine şiir için biçim güzelliği yeterli sayılmamış. Bunlar da arkadaşlar biçim güzelliğine önem vermişler, ahenge önem vermişlerdir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 12. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Harfçilik anlamına gelen letrizm, İkinci Dünya Savaşı sonlarında ortaya çıkan Isidoro Isou'nun başlattığı şiir alanında etkili olan bir akımdır. Bu doğrudur arkadaşlar. Letrizm, İkinci Dünya Savaşı sonunda ortaya çıkmış ve Isidoro Isou'nun başlattığı şiirde etkili olan bir akımdır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Fransız yazar Jean-Paul Sartre tarafından edebiyata uygulanan varoluşçuluk, sorumluluk, seçme, dayanışma, özgürlük, insanın umutsuzluğunu edebiyat aracılığıyla okuyucuya ulaştırmıştır. Evet, Jean-Paul Sartre varoluşçuluk akımının en önemli ismi ve kuramcısıdır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Fütürizm, makinenin, hızın, dinamizmin, geçmişin durgun kavranışına tepkinin ortaya çıkardığı bir akımdır. Marinetti ve Mayakovski akımın temsilcileridir. Doğrudur. Fütürizm, makinenin, hızın etkili olduğu bir edebiyat akımıdır. Bizde de Nazım Hikmet Ran'ın etkilenmiş olduğu bir akımdır. Buradaki ifadeler doğrudur. O yüzden D seçeneğini elemiş oluruz. Ekspresyonizm, dışa vurumculuk, insanın duygularını ve iç dünyasını anlatmaya önem veren empresyonizme tepki olarak güzel sanatlarda ortaya çıkmış, sonra edebiyatı etkilemiştir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneğinde ise sembolizm akımının oluşmasında bütün kuralları reddeden dadaizm akımının yanında Sigmund Freud'un psikanaliz ekonomisinde etkisi vardır. Arkadaşlar, Freud'un psikanaliz ekonominin etkili olduğu akım bir kere sembolizm akımı değildir. Sizin de bildiğiniz gibi bu akım sürrealizm akımıdır arkadaşlar. O yüzden bu ifade yanlış. Yine dadaizm sembolizmden daha sonraları ortaya çıkmış bir akımdır. 20. yüzyılda ortaya çıkmış ve sembolizmden çok sonraları ortaya çıkmış bir akımdır. O yüzden buradaki ifadeler yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 13. soru. Bu parçada boş bırakılan yere
Aşağıdaki edebi akımlardan hangisi getirilmelidir? Olaylara dışarıdan müdahale söz konusu değildir. Bu nedenle gözlemci pasiftir fakat deneyici aktiftir. O gözlemci gibi olayları sadece dışarıdan seyretmez. Olayları oluşumuna bizzat müdahale eder. Çünkü deney, olayların deneyici tarafından laboratuvar şartları altında yeniden oluşturulmasıdır. İşte pozitif bilimlerde gerçeğe ulaşmada başvurulan deney metodunu edebiyata taşıyıp uygulamaya çalışır. Peki bunu yapan kişi kim? Emine Zola bildiğiniz gibi. Edebiyata neyi getirmiştir arkadaşlar? Deneysel romanı getirmiştir. Peki deney, laboratuvar, soya çekim, determinizm anlayışını savunan akım hangisidir? Emine Zola'nın da öncülüğünü ettiği akım naturalizm akımıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 14. soru. Aşağıdaki yazar akım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A seçeneği dursun. Lamartine romantizm akımından etkilenmiştir. Bu doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Gogol realizm akımından etkilenmiştir. Bunu da elemiş olduk. Schitenbeck naturalizm akımından etkilenmiştir. Bunu da elemiş olduk. Baudelaire sembolisttir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Fakat Dante arkadaşlar klasizm akımından etkilenmemiştir. Dante'nin etkilenmiş olduğu akım hümanizm akımıdır. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bundan dolayı da cevabımız A seçeneği olacaktır. 15. soru. Realizmle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Gerçeği olduğu gibi yansıtan bir edebiyat akımıdır. Evet, gerçeği gözlem gücüyle olduğu gibi yansıtır. Bu ifade doğrudur. Bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmıştır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Ortaya çıkışında pozitivizm etkili olmuştur. Evet arkadaşlar, pozitivizm realizmin ortaya çıkmasında etkili olmuş ve romantizme karşı çıkmışlardır. Bunu da elemiş oluruz. Olağanüstü olay ve kişilere yer verilmez. Evet, realizm gerçekçilik demek. O yüzden olağanüstülüklere yer verilmez. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Fakat B seçeneğine geldiğimizde daha çok şiir alanında etkili olmuştur diyor. Yanlıştır arkadaşlar. Daha çok şiir alanında değil, bildiğiniz gibi roman ve hikaye alanında etkili olmuş bir akımdan bahsediyoruz. Özellikle romanda etkili olmuştur. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 16. soru. Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisi bilgi yanlışlığına yol açmıştır? Sembolizm, romantizme tepki olarak doğmuştur. Şiirde mecazlı anlatımlara geniş yer vermişlerdir. Şiirde musiki ve anlam kapalılığı önemsenmiştir. Sembolistlere göre sanat sanat için olmalıdır. Evet arkadaşlar, sembolistlerde sanat sanat içindir. Bu ifade doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Yine şiirde musikiyi önemsemişler ve anlam kapalılığına önem vermişlerdir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Mecazlı anlatımlara yer veriyorlar çünkü anlam kapalılığı ön plandaydı. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Fakat sembolizm romantizme tepki olarak ortaya çıkmamış. Bildiğiniz gibi parnasizme tepki olarak ortaya çıkmış. Realizm akımına tepki olarak ortaya çıkmış. Ve naturalizm akımına tepki olarak ortaya çıkmıştır. O yüzden bir numaralı ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 17. soruya. 17. soruda romantizmle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Eserlerde iyi kötü, ak kara çatışması vardır. Bu ifade doğrudur. Romantizmin özellikleri arasında yer alır. Bunu elemiş oluruz. Sanat toplum içindir anlayışı benimsenmiştir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Klasizm akımına tepki olarak doğmuştur. Evet, klasizmden sonra romantizm geliyor bildiğiniz gibi ve klasizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bunu da elemiş olduk. D seçeneği dursun. Tiyatroda dram türü ortaya çıkarılmıştır. Evet, bu da doğru. Bunu denemiş oluruz. Fakat D seçeneğinde yer alan sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizlemişlerdir diyor. Hayır arkadaşlar. Sanatçılar duygularını ve hayallerini ön plana çıkardıkları için eserlerinde kişiliklerini gizlememişlerdir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Kişiliklerini gizlemiyor sanatçılar. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik.
Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.